kadar uğraşıldığını düşünüyor muydun? Hiç düşünmüyordum bu kadar uğraşıldığını. Ben direkt yiyordum. Şimdi artık nasıl emek verildiğini de öğrenmiş oldum. Evet. Salatalara, yemeklere, çorbalara sıktıktan sonra atıyoruz. Aslında içinde dediğim gibi bir ağaç yatıyor. Yedikleri biberin, çöpe atılan limonun nasıl üretildiğinin farkında değillerdi, öğrendiler. Okul deyince aklınıza ne geliyor? Kütüphaneler, derslikler, bilgisayar laboratuvarları, spor salonları, bildiklerinizden çok farklı bir yere götürüyoruz şimdi sizi. Çünkü bu sınıftaki öğrenciler üretiyorlar. Kendi domateslerini, limonlarını, patlıcanlarını kurdukları bu minik serada elleriyle yetiştiriyorlar. Hatta durumu bir hayli ilerlettiler, turşu bile yapıyorlar. İstanbul'da bir lise permakültür kulübü açtı. Çocuklara yediklerinin nasıl yetiştiğini öğretiyor. Çocuklarımıza erken yaşta bu bilinci kazandırıyoruz. Artık sosyalleşme anlamında bizim çocuklarımız burada bunu yapıyorlar, üretiyorlar. Toprağa can suyu veriyor, kirlenerek öğreniyorlar. Çünkü hayat bir şeyler ürettiklerinde daha keyifli. Zeynep, sosyal medyada şöyle bir gezinmek bundan daha keyifli değil mi? Hayır, bunu yapmak daha keyifli. Neden? Çünkü bunlar arkadaş gibi. Mesela domates. Domates ekeceğiz. Yani sadece bir taneyle elimizde birçok domates olacak. Nasıl olacak? Şimdi ben bunları dilim dilim kestim. Bunları toprağa buraya koyacağım. Bunların içindeki bir tanesini içine koyup içindeki çekirdekleri üstüne koyup toprakla kapatacağım. Ya da limon. Bayağı bir üretim süreci varmış bu limonların. Bunu öğrenmiş oldum. Bayağı bir emek ve zaman gerekiyor. Hatta turşu. Dur bir bakalım. Gayet güzelmiş. Ne derler? Kütür kütür. Evet. Ellerine sağlık Azra. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öğrenciler kulübü büyütecek. Durumun tüm okullarda da yaygınlaşmasını istiyorlar. Çünkü bu toprağın üreten çocuklara ihtiyacı var. Çok güzel bir duygu. Çok bilinçli bir toplum oluyoruz bunun sayesinde. İnsanlar hani şunu gidip çöpe atmak yerine değil de kendi üretse daha güzel bir dünya, yani toplum oluruz.